Açtım. Bir süreç. Bu süreçte ligin güçlü takımlarıyla oynadık. İşte Pendik'te başlayan onları yendik. Ligin en iyi top oynayan takımlarından biriydi. Bu hafta da belki ligde baktığınızda en çok gol atan, kendi sahasındaki avantajı iyi kullanan bir takım. Ona karşı da belki iki pozisyon verdik. Galibiyet yakın olan taraftık, iki puan kaybettik. Şunu gösteriyor ki bu ligde Samsun Spor hem içeride hem dışarıda her takımı yenecek güçte. Bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu süreç bizim için özellikle çok değerli ve önemli. Bunu devam ettirmemiz, kendi sahamızda oynayacağımız maçlar. Şu an baktığınızda biraz geriden geldik, hep yokuş tırmanır gibiydik. Şu an biraz son 4 maça girerken avantajlı gibi giriyoruz. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Baktığınızda 3 maç içeride oynayacağız. Bir maç deplasman var. Kazandığımız takdirde önemli bir noktaya geleceğiz. Seyircimiz, taraftarımızla da birlikte ne kadar yukarıda olursak onların inançları, destekleri ve coşkulu her zaman daha da artacak güvenleri. Hedefimiz ilk yarı en iyi şekilde tamamlamak. Önümüzde yine bir maç var hocam. O maç hakkında şimdi evet, Denizlispor onlar da son haftalarda hoca değişikliğinden sonra 4 puan aldılar. Kendi sahamızda oynuyoruz. Bu saatten sonra zaten hep oyuncularımla paylaştığım, kim olursa olsun, rakip kim ne olursa olsun, biz ne yapacağımız çok önemli. Kendi taraftarımızın önünde, onların coşkusuyla da sahada hem oyun anlamında hem de skor anlamında iyi netice alma hedefindeyiz. Çalışmalarımız bu yönde gidiyor. Kazandığımız takdirde zaten yürüyüşümüzü hızlandıracağız. Bu bizim için avantaj olacak ama hiçbir maç kolay değil, maç da kolay olmayacak. İlk haftadan maçın hafta başından beri sürekli zaten oyuncularımızla maçın önemi konusunda gerek zihinsel gerek taktiksel fiziksel çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız 3 puanla ayrılmak. Hocam, sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili neler söylemek istersiniz? Yusuf Abdoğlu yedeklerdeydi geçen hafta. Şimdi Yusuf Abdoğlu aramıza katıldı. Fiziksel biraz eksikliği var. Bu hafta da antrenmanlarda birlikteydik. Onun iyileşme süresi tamamlandı. Fiziksel yukarıya çekmeye çalışıyoruz. İşte Fofana bireysel antrenmanları hızlandırdı. Daha takım antrenmanına girmedi Yusuf. Emre'nin bir işte önümüzdeki hafta belki bizimle birlikte olacak. Onun dışında Şener'le Sarp aramıza katıldı. Osman. Yani Osman bizimle birlikte, evet, onun da ayağında bir ağrı vardı. Süreç tabii ki yaşadığımız sakatlıklar ister istemez takımda oyuncularımızın giriş gidişlerine neden oluyor ama biz her zaman oyun sistemimizin bizi ayakta tutacağını, başarıya giderken de her oyuncunun katkısının bizim için önemli olacağını ve o her oyuncuyu da geliştirmemiz gerektiğinin farkındayız. Bu da bize zaten hedefe giderken sistemin başarısıyla birlikte ulaşacağımızı düşünüyorum. Şimdi her oyuncular bizim mukayele oyuncumuz, her oyuncumuz da bizim de beraber katkı sağlayan oyuncularım olmak zorunda. Ve sonuçta 25 kişilik bir kadroyuz. Fiziksel anlamda, taktiksel anlamda kimden en iyi verim alabiliyorsak o yönde çalışıyoruz ki lig uzun maraton, 4 maç dedim ama 5 maç var. Herkesin hazır olması. Kadro mühendisliğinde zaten baktığınızda bu oyuncuların da evet düşüşler yaşayan oyuncu bazı oyuncularımız var ama bunu diğer kadrodaki oyuncularımızla yarış halinde yani rekabet oluşturuyoruz. Onlar belki bu maçta böyle göründü ama sonuçta biraz önce siz de bahsettiniz. 7 maçtır bir serimiz var. Bu da bizi başarıya götürecektir. Her oyuncudan faydalanmak derdindeyiz. Onlar çünkü bizim oyuncularımız. Başka var mı? Hocam bir de ben Denizlispor'un altta oluşu bize herhangi bir sorun yaratır mı? Asılacaklar mı maça? Yani her takım asılacaktır. Samsun Spor'a karşı gelip burada onlar da tabii ki altta olabilir ama kadrolarına baktığınızda önemli isimler var tabii ki. Ama biraz önce söylediğim gibi bizi kendimiz ilgilendiriyoruz. Rakip değil, biz ne yapacağımız çok önemli. Bunu da sahaya çıkıp uygulamamız gerekiyor. Lig zor bir lig çünkü baktığınızda dengeler bozulabiliyor, her takım zorluk yaşayabiliyor. Biz bu süreçte kendi işimizi kendimiz tamamlamak zorundayız. Oyuncularımızla zaten bunu paylaşıyoruz. Seyircilerimize, taraftarlarımıza da bir şey söylemek istiyorum. Birlikte koşalım.
Onların desteği bizim için çok önemli ve değerli. Daha önce de bu çağrımı yapmıştım. Hedefe giderken, işte şampiyonluğa giderken onlarla birlikte olmak, onların desteğini almak bize daha fazla güç katacaktır. Onların maça gelmesi, herkesin bir kişiyi arkadaşının yanında getirmesi, sayımız ne kadar fazla olursa bayrağını, formasını giyen gelmesini istiyorum. Onları davet ediyorum. Çünkü sahadaki yaratacakları sinerji, güç bize gerçekten artı bir sağlayacaktır. Bir kişi fazla olacağız. Bu da bir de yani hedefe giderken bunları desteğini hissetmemiz taraftarımızın bize daha fazla farklı güç katacaktır. Buradan böyle bir seslenmek istedim. Bunun dışında var mı söyleyeceğiniz bir şeyler? Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun.